Beyaz Armut. Beyaz Bayrak 4. koşu için havada start verildi ve koşu başladı. 12 numaralı Glass Harmonica ve 9 numaralı Naif rakiplerinin ikişer boy kadar gerisinde koşuya başladı. Çıkıştan sonra 5 numaralı Overtrown'da rakiplerin 2 boy gerisine düştü. Koşuyu süratlendirmeye çalışan 2 isim var. Şimdi bunlardan 1 numaralı Kral Çıplak viraja doğru bir anda geldi. İçerideki 8 numaralı Dark Shadow önünde konumlandı. 1600'e doğru giderken farkı da hızla 2,5 boya kadar taşıdı. 800 numaralı Dark Shadow Shadow ikincilikte. 1600'ün sonrasında 3-4 boy kadar geride. Üçüncülüğe 10 numaralı The Glove sokuldu. The Glove'un hemen dışından doldurup gelen 12 numaralı Glass Harmonica. Karşı düzün ortalarına doğru önlere sakmaya çalışıyor. 2 boy kadar geride. İç kulvarda 6 numaralı Dark Lord var. Hemen dışında kendine yer bulan 2 numaralı Chainbreaker oldu. 1300 geçirirken onlar 2 boy kadar geride dışarıda yerini Bamboo Ben takip ediyor. Bariyer dibine yakın 3 numaralı Paydar var. Paydar'ın 1200 sonrasında dışına doğru gelmeye çalışan isim 4 numaralı Kadirizm. Kadirizm'in hemen dışında 11 numaralı Angel of Islands. Bariyer dibinde 5 numaralı Overthrown. Onun da 2,5-3 boy kadar gerisinde grubun son sırasında 9 numaralı Naif var. 1000'i geçtik. 800'e doğru yaklaşıyoruz. Farklar azalmış olsa da içerideki 1 numaralı Kral Çıplak koşunun liderliğini yapmayı sürdürüyor. 8 numaralı Dark Shadow ikincilikte, hemen dışında 3.likte 12 numaralı Glass Harmonica var. 800'ün sonrasında 4.likte iç kulvarda 10 numaralı The Glove. Hemen dışında 2 numaralı Chainbreaker. Chainbreaker'ın 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Dark Lord. Hemen dışında 7 numaralı Bamboo Ben, 2 boy kadar geride içeride 3 numaralı Paydar, dışında 4 numaralı Kadirizm, onların dışında 11 numaralı Angel of Aydın sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe 1 numaralı Kral Çıplak lider gelmeyi başardı. Bariyer dibinde 10 numaralı The Glow var. Aralardan 3 numaralı Paydar çıkmaya çalışıyor. Hemen dışında 2 numaralı Chainbreaker sırasıyla safkanlar son 300'ü geçiyor. Şimdi pistin ortasına 3 numaralı Paydar geldi. Hemen dışında 2 numaralı Chainbreaker var, ancak pistin ortasına 3 numaralı Paydar etkili ataklarla geldi. Liderliği çekip aldı. Farkı yarım boya kadar çıkardı. Dışarıdan 2 numaralı Chainbreaker gelmeye çalışıyor. Bariyer dibinde ise 10 numaralı The Glow var. Ortalarındaki 3 numaralı Paydar farkı koruyor. 3 numaralı Paydar kazanıyor. 2 numaralı Chainbreaker ve 10 numaralı The Glow ikinci için yakın ayla çizgi geçtiler. Kararı varış hakemlerine bıraktılar. 6 numaralı Dark Lord 4. oldu. 7 numaralı Bamboo Ben tabelayı tamamladı. 4. koşu şartlı 4 mücadelede kazanan 3 numaralı Paydar oldu. Daniel Kaya ile bu koşuya katıldı.